Arkadaşlar herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni gelen etkinlikten çok hızlı bir şekilde direkt bahsediyorum. Sağdan başlayalım. Şimdi ilk başta ruh avı var. Bu ruh avında 20 elmas karşılığında av yapıyoruz ve buradan ruh ekipmanları çıkartıyoruz. Bunlar da çanta bölümünde ruh kısmında parça olarak takılıyor. Mesela bakın şu yüzük. Bende var bir tane yüzük. Şu gördüğünüz çerçeve, sarı çerçeve. Şunu hatta yüzük kısmına gelelim. Şunu ben çıkartayım sizin için. Tekrar giyelim. 79K gibi bir güç veriyor. Yani çok fazla güç vermiyor. Hani merak ediyorsanız diye göstereyim dedim. Şu yüzükten. Ama katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Ben 10 tane gönderip 200 elması almıştım. Biraz şanslı oldu benim için. Diyelim ve devam edelim. Şimdi fantastik keşif var. Fantastik keşifte şu rüya geçiş belgeleri sürekli geliyor. Bunları işte saklıyorsunuz. Bir ikinci karşılığında B elması alıyoruz. Atalım bakalım kaç gelecek. B elması şu an çok ihtiyacım var. Özellik kapsülü geldi. Kötü oldu. İçinden de tüy çıktı. Üzdü birazcık. Sınırlı alışverişte şöyle bahsedeyim size. Yani bana kalırsa değmez. Çünkü çok iyi bir şey çıktığını görmedim buradan. Çok fazla katıldım. Çok fazla 20'lik açtım. Şu sandıklardan gerçekten hiçbir şey geldiğini görmedim ama şans tabii çıkabilir ama yine de ben katılmayın derim. Güzel bir şey çıktığını şahsen daha hiç görmedim burada. Ondan sonra sınırlı etkinlik. Evet, burada girişten ödül alıyoruz. Her gün. Bir gün, 2 gün sürecek bir etkinlik. Yarına devam ediyor. Süre sınırlı yükleme. Burada yüklemeye karşılık denk gelen ödüller. Çevrimiçi hazine avında da işte tabii ki de asla çıkmayacak ödüllerimiz var burada ama çıkaranlar da oldu. Av diyelim. Tabii ki de bir şey çıkmadı. Bu çevrimiçi hazine avında açık kaldığınız süre boyunca, çevirmiş durduğunuz süre boyunca av hakkı elde ediyorsunuz. Ve buradan Uriel, işte güneş falan çıkartan arkadaşlarım oldu. Yani oluyor. Şimdi gelelim süre sınırlı takasa. Bu süre sınırlı takasta şu bitkiler var ya, neymiş bunların adı, hemen öğrenelim. Yabani zambak. Bu zambakları toplayıp buradan ödül takaslıyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Burada almanız gereken çok pardon. Önemli şeyler, ölüler diyarı emrini alıyorsunuz. Tanrı ruhun hepsini, kutsal tüylerin hepsini alıyorsunuz. Kalırsa zindan tomarı alabilirsiniz. Dediğim gibi eşya kutusu, silah kutusu ve moda kutusu için ekstra biriktirmeyin. Çünkü 100 puana silah kutusu almak yerine 40'a 2 tane kutsal tüy alıp daha fazla puan elde, ya yani daha fazla güç elde edersiniz. Bu da ufak bir tüyodur. Burada da ittifakla ilgili zambağın nasıl düşeceğiyle ilgili üstte bilgi veriyor işte. Ölü diyarında, boss evinde zambak düşürebilirsiniz diyor. Sınırlı kampanyaya gelelim. Sınırlı kampanyada ucuza, yani normalde oyunun kendi belirlediği fiyatının daha az bir fiyatına buradan işte takı, diğer eşyaları alabiliyorsunuz. Burada bizi ilgilendiren B elmas indirim kısmı. Burada B elmas indiriminde kesinlikle şu Ölüler Diyarı emri kartını alın. Net olarak diyorum. Muhafız tabletini de alın. Çünkü zaten almak zorundayız bunları. Normalde pahalıya alıyoruz. Bu indirimlerde ufak da olsa ucuza alacağız. Şöyle bir bakıyorum. Ayrıyetten bir de şu var. Mağaza kısmında her pazartesi günü haftalık bedava hediye var burada. Bunu kesinlikle her hafta alın. Unutmayın. 100B elmas. Burada tabii ki de kişisel mücadele kuponunu seçilen çok ihtiyacım olan bir şey olduğu için buradan süreyi uzatalım. Onun dışında bahsetmek istediğim diğer şey Onur mağazasından şu binek haplarını, B elması, dişli taşlı kutularını, muhafız tableti kesinlikle, 1,5 kat iksiri ve zindan geçmeyi alırsanız daha iyi olur sizin için. Diğerlerini almasanız da olur. Şuradan puanımın yettiği ruh mührünü de alayım. Bahsetmek istediklerim bu kadardı. Merak ettiğiniz bir şey varsa aklınıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. Yeni etkinlikte, yeni videolarda görüşmek üzere.